Selamün aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle kuru fasulye yapmak istedim. Fasulyemi bir güzel seçtim, yıkadım. Şimdi suyunu ekleyip düdüklümün ağzını kapatacağım. Kuru fasulye yapacağım arkadaşlar. Bugün kuru fasulye istediler. Daha sonra bastırırken görüşürüz. Selamün aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle kuru fasulye yapmak istedim. Fasulyemi bir güzel seçtim, yıkadım. Şimdi suyunu ekleyip düdüklümün ağzını kapatacağım. Kuru fasulye yapacağım arkadaşlar. Bugün kuru fasulye istediler. Daha sonra bastırırken görüşürüz. Evet canlarım, şimdi şöyle kuru fasulyem haşlandı. Düdüklüden boşalttım. Burada da yarım kilo etim, şöyle kemikli et. Şimdi kuru fasulyemi yavaş yavaş bastıracağım. Şimdi bu eti de biraz haşlayacağım. Şöyle suyunu koydum. Haşlanırsa daha hoş, daha güzel olur. Şunu düdüklünün içine bir haşlayarak şey de Kamil, aktar hele. Kaşık al. Dökülür bile, ben tek şey yapamadım. Olsun, bir şey olmasın. Şöyle etimizi düdüklüye koyalım. Ağzını kapatayım. Biraz haşlansın. Daha sonra fasulyemi bastırayım. Haşlanırsa daha hoş olur. Hadi oğlum gel. Burada da lazım olur diye biraz şöyle nohut pişirdim. Dolaba koyuyorum. Gerek olduğu zaman dolaptan alıp kullanayım. Evet canlarım, şimdi şöyle etimi bir güzel haşladım. Yarım kilo kemikli et haşladım. Şimdi tencereme şöyle biraz zeytinyağı, biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Göz kararı şöyle ekleyeyim. Biraz da sıvı yağ. Evet. Şimdi yağım biraz ısınsın. Isınan yağımın içerisine şöyle haşlamış olduğum kemikli etimi içerisine aktaracağım. Etini şöyle haşlarsak daha güzel, içinde daha hoş oluyor. Etimizi çıkaralım. Şöyle. Burada da kuru soğanımız. Şimdi şöyle iki tane orta boy soğan. Şimdi bu ısınmış olan yağımın içerisine şöyle etimizi aktaralım. Şöyle etimiz biraz yağda çevrilsin. Daha sonra şu doğramış olduğum soğanımı ekleyeceğim. Şöyle soğanımızı da ince ince doğrayalım. Yanına da biraz bulgur pilavı yapacağım. İki tane orta boy soğan, bir büyük soğan kadar yani. Şöyle gözümü yaktı. Şimdi soğanımızı da doğradık. Şöyle etimiz biraz yağda bir güzel şöyle kavrulsun. Şimdi soğanımı ekliyorum.
doğramış olduğum soğanı ekledim. Benim fasulyem de güzel olur, yiyenler çok beğenir. Şimdi şöyle soğanla et biraz kavrulsun. Şimdi bunun içerisine şöyle biraz şöyle domates salçası, biraz da biber salçası ekleyeceğim. İkisi de yarım kaşık, ikisi bir kaşık oluyor. Kavrulan soğanın içerisine şöyle biber salçamı da ekleyeyim. Bunlar şöyle iyice beraber kavrulsun. İsteyen domates de rendeleyebilir. Menet ablam balkonda duymaz. Tamam. Şimdi şöyle salçamı da ekledikten sonra fasulyemi koyacağım. Domates rendesi de koyabilirsiniz. Ben domates salçası koydum. Onu da yeni yapmıştım. El yapımı çok güzel oldu. Şöyle fasulyemizi de şöyle bastıralım. İsteyenize bağlı. Bulgur pilavı da güzel olur. Pirinç pilavı da olur. İsteyen makarna da yapar. Ne ağzınız isterse onu yaparsınız. Şimdi şöyle ağzını kapatayım. Bu biraz kendi kendine kavrulsun. Daha sonra suyunu ekleyeyim. Evet, şöyle şimdi fasulyenin suyunu ekliyorum. Sıcak su ekledim. Şimdi baharatımız, biberimiz, karabiber, tuz. Bunu da ekleyelim. Şimdi yemeğimizin ağzını kapatalım. Yemeğimiz yavaş yavaş pişsin. Bastırmış olduğumuz fasulye. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi şöyle kavrulmakta olan şehriyelimizin içerisine bulgurumuzu aktarıyoruz. İçerisine biraz tereyağı yahut da biraz tereyağı ekleyeceğiz.
Şöyle yağımızı da ekleyelim. Şimdi bunun içerisine şöyle biraz tuz ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Tereyağı da şöyle bulgurumuz biraz tereyağı da şöyle kavrulsun. Evet, şimdi şöyle bulgur pilavı yapacağım. Sıvı yağımızı şöyle ocağa koyalım. Evet canlarım, şimdi şöyle fasulyemi pişirdim, servisimi yaptım. Sizlere göstereyim. Şöyle. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız.